Açıklarında fırtına yüzünden batan Rus bandıralı yolcu gemisi Moldavya'nın kayıp mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Kötü hava koşulları havadan aramayı güçleştirirken karayolu ekipleri mürettebattan kimliği belirlenemeyen bir kişinin cesedini buldular. Böylece o bir mürettebattan sağ kurtulan 4 kişi dışında 6 kişinin akıbeti henüz bilinmiyor. 4 yıldır sefere çıkmayan gemi bir Türk firması tarafından İstanbul'a restorasyon için getiriliyor. Gemi 300 yataklı sinema salonlu bir yüzer otele dönüştürülecekti. Özal'ı açtığı rüşvet davasıyla tanınan Aslan Nakliyat'ın ortaklarından Mahmut Şahin, yarar dünyasının ünlü isimlerinden Dreş Ali lakaplı Ali Yasağ'ın yeğenleri tarafından İstanbul Kurtköy'deki bir benzin istasyonunda öldürüldü. Çatışmada Nihat Yasak da hayatını kaybetti. Yaralanan Ömer Yasak ise Vatan Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgisi görülen iki kişi gözaltına alındı. Dreş Ali olayla hiçbir ilgisi bulunmadığını öne sürdü. İsrail, Kudüs El-Aksa Camii yakınlarındaki olay tüneli 2 gün aradan sonra bugün yeniden açtı. Geçen hafta başlayan tünel krizi, İsrail ve Filistinlerin şiddetli çatışmalarında 70 kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı. Günlük bayram tatili nedeniyle kapalı kalan tünel bugün yeniden açılınca çatışmalar da tekrar başladı. Filistinliler başkent Kudüs ve Hebron şehirlerinde polisle çatıştı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu dün gece Kudüs'te düzenlenen bir miting sırasında tünelin her ne olursa olsun kapatılmayacağını açıkladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de İsrail'den Filistinlilerin güvenliğinin sağlanmasını ve Orta Doğu barış sürecinin bir an önce hayata geçirilmesini istedi. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bill Clinton, İsrail ile Filistin arasındaki görüş ayrılıklarını ortadan kaldırmak için hafta başında başkent Washington'da bir zirvenin yapılacağını açıkladı. Clinton başkanlığında toplanacak zirveye İsrail Başbakanı Netanyahu, Filistin lideri Arafat'ın yanında Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek ve Ürdün lideri Kral Hüseyin'in de katılması bekleniyor. Başbakan Necmettin Erbakan, 1997 yılı mali bütçesinin bir hafta içinde nihai şeklini bulacağını söyledi. DYP kanadından hiçbir bakanın katılmadığı bütçe toplantısı öncesinde konuşan Erbakan, dün Türkiye'nin ekonomik istikrar programına tam destek sinyalini veren Uluslararası Para Fonu IMF'in yeni bütçe için önerilerinin Türk devleti menfaatlerine uygunluğu çerçevesinde dikkate alınacağını söyledi. Öte yandan Anavatan Partisi yeni bütçeye Bursa Uludağ'daki hedef belirleme zirvesinden muhalefet etti. ANAP kurmayları bütçe tasarısının dengeleri alt üst edeceğini savunarak ANAP bir alternatif bütçe hazırlayacağını bildirdiler. Dünyanın dört bir tarafında düzenlenen yüzlerce önelemeyi başarıyla geçen 14 köpek ve sahibi uluslararası frisbee yakalama yarışmasının finali için Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington şehrinde bir araya geldi. Finalde kıyasıya bir mücadele veren sevimli köpekler marifetlerini ortaya dökerek havaya fırlatılan frisbee'leri yere düşürmeden yakalamaya çalıştılar. Zaman zaman metrelerce havada sıçrayan, zaman zaman da sahiplerinin sırtına çıkarak frisbee'leri tutmaya çalışan akıllı köpekler seyircilerden büyük alkış topladı. Yarışmayı Pon Saradet, Orvin adlı Kali cinsi köpeğiyle kazandı. Saradet, $1000'lık hazine bonosunun sahibi olurken, marifetli köpeği Orvin, en iyi frisbee yakalayan köpek unvanını ile yetinmek zorunda kaldı. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen moda haftası, Amerikalı ünlü modacı Tommy Hilfiger'ın defilesiyle son buldu. Hilfiger, dün geceki defilesinde merakların karşısına bütünüyle spor ve rahat kıyafetlerden oluşan yepyeni bir koleksiyonla çıktı. İlk defa İngiltere pazarına açılan Hilfiger'ın kıyafetlerini Moss ve Naomi Campbell gibi ünlü mankenler taşıdı. Rap şarkıcısı Treach'in hem şarkı söylediği hem de mankenlik yaptığı defilede seksi danslar eşliğinde sergilenen kıyafetler büyük beğeni topladı. Türkiye'nin en çok izlenen kanalı Show TV 24 Eylül Salı tüm günde 30 izlenme payıyla yine birinci oldu. Aynı gün Show TV Prime Time'da izlenme rekoru kırarak 47.7 izlenme payıyla zirvedeki yerini korudu. 3 kanalın 37.1 olan toplam izlenme payı bile Show TV'nin 47.2 olan rekorunu geçemedi. Üçü birden bir Show TV olamadı. Show TV daima bir numara. Değerli aboneleriniz için büyük fırsat. Yeni abone kazandırın.